Herkese merhabalar, ben iç mimar Muzaffer. Bugün sizlere Instagram'da paylaşmış olduğum bu animasyonun yapımını göstereceğim. SketchUp'ta modellemesini yapacağız ve Lumion'da da animasyon renderını alacağız. Bunu kapatalım, SketchUp ekranımızı açalım. Evet, buradan şu kısmı seçtikten sonra SketchUp ekranını açıyorum. Şimdi şu arkadaşı sildim. Şöyle bir duvar çizeceğim. 20 santim kalınlığında ve 5 metre uzunluğunda olsun mesela. 20 noktalı virgül 500. Böyle olsun. Ve bunun yanına da şöyle 420 diyelim. 4 metre kalınlığı çok fazla oldu gerçi. 200 yapalım. 220 yapalım. Şu şekilde olsun. Ve buna bir yükselti verelim. 3 metre de yüksek diyorsun. 300 enter. Aynı şekilde buna da aynı yüksekliği vereceğim. Bunun için değer girmeme gerek yok. Push pull'a iki kere tıkladığınızda aynı yüksekliği, aynı değeri veriyor. Şimdi şuradan bir köşe yapmak istiyorum. Onun için de CTRL'e bastım. Şöyle 200 dedim. Sonra CTRL'e basmama gerek yok. Zaten art ikonunu zaten görüyorsunuz push pull'un yanında. 20 dedim. Bunu yapmamın nedeni şuraya bir çizgi atarak push pull yapması. Buradan devam ettiriyorum. CTRL'i şimdi kapatabilirim. CTRL'e bastım. Bir çizgi atayarak push pull yapmıyor. Şöyle çektim. Aynı şekilde şuraya da, hatta şöyle yapalım. Şu çizgiyi seçtim. Move'la CTRL'e bastım. Kopyalayacağım. 20 enter dedim. Sonra push pull'la geldim. Şu noktaya, şuraya kadar push pull yapalım dedim. Sonra hemen bunları 3 kere tıklayarak hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Make group yaptım. Sonra bunu da 3 kere tıklayarak hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Make group yaptım. Şimdi şuradaki çizgileri silmek adına şurada Solid Inspector diye bir plugin var. Buna tıkladım. Şimdi şöyle yapalım. Daha rahat görürsünüz. Şuradaki X-Ray modunu açalım. Şurada bir yüzey atıyor. Şurada da yüzey atıyor. Biz burayı CTRL'ye basarak push pull yaptığımız için buraya bir yüzey atıyor. Şuraya da atıyor. Mesela şimdi basalım plugin'e. Gördüğünüz gibi buradaki yüzeyleri sileyim mi diye soruyor. Fix dedim ve buradaki yüzeyleri sildim. Bunu kapattım. Yüzeyleri sildi. Şuradaki çizgileri silmedi. Şunu kapatalım. Onu nasıl yapacağız? Bu extensions'ın altında cleanup diye bir plugin var. Clean'e bastım. Şu ikisi seçilirken cleanup dediğimde şuradaki çizgiler siliniyor. Okey dedim ve bitti. SketchUp'ta duvarlarımı çizdim. Şimdi geldim. Şuradan şu noktayı seçtim. Şuraya bir rectangle çizdim. Aynı şekilde burayı tuttum. Şu köşeye bıraktım. Ve burayı sildim. Şimdi buna bir kalınlık vereceğim. Push pull'la. Buna da 20 cm verelim. Zaten bunun kalınlığını falan görmeyeceğim. Yine 3 kere tıklayarak seçtim. Sağa tıkladım. Make group yaptım. Aynısını aşağıya kopyalayacağım. Kopyaladıktan sonra şurada şu duvar izini görmek istiyorum. Yani sadece şurada seçtiğimde şu duvar içindeki yüzey kalsın. Çünkü materyal atarken ona ihtiyacım olacak. O yüzden nasıl yapacağız? Tıkladım. Isolate'i aktif hale getirdim. Bu arada isolate ne diye sorarsanız, isolate ile alakalı bir videom var. İçine girmiş olduğum, açmış olduğum grup dışındaki bütün her şeyi hide ediyor. Sadece o grup kalıyor. Bunda da ayar yapmak daha kolay oluyor. Şimdi sağ tıkladım. Burada intersect face diye bir şey var. Ve buradan Weave Mode'i seçersem izoleti kapattım. Şu duvarın temas ettiği her yere çizgi yatıyor. Gördüğünüz gibi. Ve böylelikle şuradaki yüzeyi rahatlıkla seçip buraya tekstür atayabilirim. Aslında SketchUp'la işim bitti. Gerçi şurayı birazcık daha uzun yapabilirim. Şöyle seçeyim. Şöyle mesela 300 santim uzatayım. Aynı şekilde burayı da move'la 300 santim uzatacağım. Ya da push pull'la 300 yaparız. Evet. Evet, modelleme ile işim bitti. Şu anda malzeme atacağım. File'ın altından import kısmına geldim. Buradan malzemelerimi almak istiyorum. Buradan şu malzemeyi seçeceğim. Öncelikle grubun içine gireyim. Ondan sonra yapayım bu işlemi. Isolate'i yine açtım. Bu grubu yalnız bıraktım. File, import ve buradaki texture'ı seçtim. Import dedim.
ve şöyle çekiyorum. Şuraya geldiğinde bıraktım ve o kendi tamamlıyor zaten. B'ye bastım. B'ye bastıktan sonra alta tıkladım. Şuradaki gördüğünüz gibi damlacık aktif hale geldi. Buradan seçtim. Artık buraya da bu tekstürü atayabilirim. Aynı şekilde şimdi şuna da geldim. İzolet hala aktif. Seçtim, devam ettim. Ve böylelikle bu malzememi yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde buraya da atacağım. Importla. Hatta şöyle bir şey yapalım. Çünkü şurada bir yön farkı olduğu için import dedim. Şu kısmı seçtim. Ve şu şekilde getireceğim. Şimdi direkt şuradan alalım. Şuraya atalım. Şunu sıfırladıktan sonra buraya tıkladığımda bu gider. Şimdi sağ tıkladım. Texture Position. Şuradaki su kanalları var. Şurada. Onları buraya denk getirmek istiyorum. Şöyle scale ile oynayabilirim. Evet. Şu şekilde güzel. Enter'a bastım. Şimdi damlalıkla bir daha seçtim. Geldim. Buraya tıkladım. Ve bunun sağ tıkladım. Texture dedim. Position. Sağ tıkladım. Rotate dedim. 90. Ve geldim. Bunun konumunu ayarlıyorum. Şu şekilde buna denk gelsin. Burada bir su kanalı gibi bir şey olsun. Şu şekilde. Şu çizgi tabi render'da gözükmeyecek. Gayet güzel oldu. Şimdi şu tavanımıza malzeme atalım. Yine file'e geldim. Import dedim. Şu malzemeyi seçtim. Yine import diyorum. Şöyle çekiyorum. Ve bunu da Texture Position sağ tıkladım. Rotate dedim. 90 derece dedim. Ve bunu döndürdüm. Şu şekilde bir modelleme aslında bitti. Malzemesiyle beraber bitti. Şimdi yapmam gereken tek şey Lumion'a geçmek. Onun için de ben şu plugin'i kullanıyorum. Lumion Live. Bunu kullanabilmem için önce dosyamı kaydetmem gerekiyor. Save dedim. Şurada Tünel 2 diyelim. Daha önceden yapmıştım çünkü. 2 dedim. Kaydettim. Şimdi şu Lumion Live ne işe yarıyor? SketchUp'ta anlık yapmış olduğum değişiklikler, kamera açıları hepsi direkt olarak Lumion'a geçiyor. O yüzden efektif bir plugin olduğu için ben bunu kullanıyorum. Tıkladım. Diyor ki Lumion'u açayım mı diyor. Evet diyorum ve Lumion'un açılmasını bekliyorum. Lumion ekranım açıldı. Yeni'yi tıklıyorum. Buradan zaten bir dış mekan görmeyeceğim için direkt White'ı seçeceğim. Direkt modelime yaklaşmak için iki kere tıkladığımda modelime yaklaşıyor. Şöyle bir açı belli etmem gerekiyor. Eline alçaldım. A'la sola doğru çektim kameramı. Şu şekilde. Güzel gibi. Hatta biraz yükselebilirim. Q'ya bastım. Tamamdır. Şimdi malzemeler kısmına gelelim. Malzemelerimizi yapalım. Şu kısmı seçtim. Standart dedim. Cam gibi yansıyor. Şimdi bunu engelleyelim. İki kere tıkladım. Burayı sildim. Hatta normal map seçelim. Şuradan şu texture'ı seçiyorum. Bunları da texture.com'dan indirdim. Ücretsiz bir şekilde. Aç dedim. Ve buraya geldim. Bunun relief'iyle biraz oynayacağım. Tabi bunlar bu kadar parlamaz. Ve şuradan taş bozulmasını arttırabilirim. Ama biraz arttırayım. Ve buradan deplasman mapini açalım. Onun için de siyah beyaz bir görsele ihtiyacım vardı. Texture.com'da bu malzemenin yan texture'larını da indirebiliyorsunuz. Aç dedim. Şu anda gördüğünüz gibi bir değişiklik yok. Çünkü deplasman map kapalı. Bunu biraz arttırdım. Arttırınca şu beyazların sanki biraz daha dışarı çıktığını, şuradaki derzlerin biraz daha içeri girdiğini görüyorsunuz. Bunu abartmamak gerekiyor. Bu şekilde malzemem aslında bitti. Bozulmayı biraz daha arttırsam şöyle çok yapay oluyor. Neyse böyle iyi. Şuna geldim. Yine standart dedim. Yine şuradaki Relief'e, normal map'e tıkladıktan sonra şu kısmı seçtim. Bu malzemenin relief'i aç dedim ve geldi. Şimdi bunun parlamasını ve yansımasını azaltıyorum. Taş bozulmasını da arttırıyorum. Evet. Şimdi gelelim zeminimize. Şuna tıkladım. Standart dedim yine.
Buradan rölyefini seçeceğim. Aç dedim. Evet, gayet güzel çıktı. Şöyle azaltalım. Taş bozulmasını arttırabilirim. Şuradan yine deplasman map'ine atalım. Aç dedim. Şöyle bir inceleyelim yakından. Deplasman map'le oynuyorum. Gördüğünüz gibi şuradaki su kanalının çöktüğünü, şuradaki taşlardaki dokuların kabardığını göreceksin. Deplasman map'te aslında bu kadar yeter. Şöyle bozulmayı arttırdım. Okey dedim. Ve şöyle bir açı belirleyecektik. Mercek derinliği birazcık az oldu. Şunu 25'e falan çekebiliriz. İki kere tıkladım. 25 enter dedim. Ve şimdi bir açı belli edeyim. Evet, şu anda fena değil gibi. Şimdi bunu kaydettim. Şu anda biz şeyi eklemeyi unuttuk. Buradaki aydınlatmaları eklemeyi unuttuk. Tünel kısmına geldim. SketchUp Warehouse'dan indirdim. Böyle basic bir model var. Bunu hemen böyle içeri atabilirim. Bunu kapattım. Şuradaki insanı sileceğim. Sildikten sonra bunu Move'a tıkladım. Ve şuradaki kısımdan bunu çevirebilirim. Aynı şekilde şuradan da çevirebilirim. 90 derecede çevirdim. Geldim. Şöyle bir duvara yapıştırdım. Konumunu ayarlayacağım. Move'la yukarı çektim. Şöyle biraz daha. Evet, fena olmadı. Şimdi ikisini seçtim. Şurada mirror var. Mirror'a tıkladım. İki tane eksen belli etmem gerekiyor. Yeşil ve mavi eksende bunları yansıttım. Şimdi şunu karşıya da atalım. Şu şekilde. Bunu da döndürüyorum. Ve şöyle çektim. Evet, gayet güzel. Şimdi buradaki ayarların hepsi buraya da geliyor. O yüzden ben genellikle şuradaki plugin'i kullanmayı tercih ediyorum. Size de tavsiye ederim. Lumion'a geri döndüm. Sahneme geri döndüm. Şuradaki aydınlatmalar gözükmüyor. O kadar koyduk. Gözüksün. Şunları çekelim. Evet. Biraz daha yukarı çekelim şöyle. Evet, böyle güzel. Şimdi bunlara filtre ekleyeceğim. Özel stile tıkladım. Gerçekçi dedim. Ve buradan bir ön izleme render alayım önce. Kapalı bir hava istiyorum. O yüzden şuradan kapalı bir hava seçeceğim. Şunu seçeyim. Bakalım ne tarafta güneş? Güneş bu tarafta. Tam böyle olsun. Genel parlaklığı biraz daha kısalım. Çünkü kasvetli bir şey istiyorum. Şimdi şuradaki malzemelerimizi de yapalım. Şunları mesela hemen standartı tıkladım. Renkleşmeden şunun rengini siyah çektim. Biraz şöyle olsun. Yansımasını ve parlamasını azalttım. Şu kısma tıkladım. Default materyalde kalmış. Standart dedim. Şimdi ayarlar kısmından şunun yayıcılığını arttırıyorum. Ve rengini de şöyle turuncuya falan çekebilirim. Şu şekilde kalabilir. Şöyle bakalım. Evet, fena olmadı. Alan derinliğini de arttıralım. Şimdi ilk önce sadece ön planda olsun. Yani şuralar net olsun. Miktarını arttıralım. Kesin kin alan boyutunu da arttırdım. Şu şekilde. Şöyle miktarıyla şimdi oynayacağım. Evet, gayet güzel. Şimdi şuradaki ışıklar biraz gözmüyordu. Yayıcılığını kısabilirim ve şu turunculuğunu alabilirim biraz. Evet, şu anda daha güzel. Şuraya bir tane insan koyacağım. Objeler, insan,
şurada şu kişiyi koyalım şuraya. Ama şöyle döndürelim. Arkası dönsün. Ve efektler kısmından sis ekleyelim. Şöyle küçük bir sis olsun. Şimdi seçelim bunu. Yoğunluğunu azaltalım biraz. Ve skeli ile oynasak. Şöyle foto kısmına tıkladım. Şöyle baktım biraz. Parlaklığını düşürsek biraz daha. Yoğunluğunu ya da. Evet, daha iyi. Şimdi renk düzeltmeden şunun kontrastıyla oynayabilirim. Evet, şu anda gayet güzel. Kasvetli bir hava. Sıcaklığıyla oynasak şunun. Oldu gibi. Parlaklığını artıralım biraz. İstediğim sonuç aslında bu kadardı. Başka yapacağım bir şey aslında yok. Şuradan bir render alabiliriz. Şunları kapatalım. Yazdır deyip masa üstüne şöyle bir enter deyip bir render alalım. Evet, 50 saniyede render aldı. Okey dedim. Şimdi animasyonuna geçeceğim. Animasyonda da yapacağım fazla bir şey yok aslında. Kaydet kısmına tıkladım. Bir kere tıkladım. Şöyle yaklaşacağım. Şunu birazcık arttırabilirim. Azaltabilirim. Şimdi şöyle bir etki yapmış olacak. Şunları kapatacağım. Gidiyor. Kameram birazcık daha geniş açıyı görüyor. Aslında ilerliyorum ama insan boyutu aynı kalıyor. Tamam diyorum. Kaydettim. Şimdi şu render kısmındaki ayarlarıma geleceğim. Düzenle kısmından kopyaladım. Film kısmına geldim. Düzenle yapıştır. Şimdi burada bu animasyon filtrelerini ekleyeceğim bir ayar var. FX kısmına geldim. Kamera kısmından el kamerası. Şimdi yürüme efektini yapmak istiyorum. Yani elimizde bir kamera var ve sallanıyor bu. Öyle bir etki yapmak istiyorum. Ama şimdi burada şöyle bir şey oldu. El kamerasında merceği 15 milim olarak getiriyor. Biz burada kaç milim yapmıştık? Biz burada 25 milim yapmıştık. 25 milimden 15 milime geçmişti. Şimdi el kamerasına tıkladım. Şöyle ilerlesin. Mercek derinliğini 25 yapalım. Anahtar kare ekledim. Biraz daha ilerliyorum. Bunu şimdi 15 milime çekeceğim. Evet, şimdi bir daha izleyelim. Değişik bir efekt oldu. Aslında tam bunu amaçlamamıştım ama güzel oldu. Kalsın o yüzden şu şekilde. Fena olmadı. Şu efekti hiç kullanmak istemezseniz, şu yapmış olduğum efekti veya sallama şiddetini yapmadan şu da çok güzel oldu. Bu da güzel oldu. İster bunu seçin, burada yapmış olduğum gibi. İsterse de mesela şuradaki ayarları bir silelim. Şuradaki ayarları sildim. Anahtar kareleri sildim. Şuradaki mercek derinliğini 25'e çekeceğim. Şöyle geliyor şu şekilde. Veya 25 de çok fazla oldu. 20 yapalım. Daha geriden gelsin. Ve sallama şiddetini arttırabiliriz şimdi. Yürüme efekti gibi. Evet, şu şekilde gelsin. Ve 4 saniye değil de daha fazla olsun. Klibi düzenleyelim. 4 saniye değil de mesela 8 saniye yapsak nasıl olur?
Sallama şiddetini düşüreyim biraz. Evet. Böyle güzel oldu. Şimdi yapmam gereken tek şey şuradaki yeşil kısma tıklayacağım ve böyle bir ekranla karşılaştıktan sonra çıkış kalitesini 5 yıldız olarak alıyorum. FPS'i ister 25 yapın ister 30 yapın fazla bir farkı yok aslında. Sadece akışla alakalı bir şey. Mesela televizyonlarda kullanılan kare sayısı 25'tir. Bunun o kadar önemi olduğunu düşünmüyorum. Ama ben 30'da falan tutuyorum. Sonra genellikle Full HD alıyorum. Full HD'ye tıkladıktan sonra render'ınızı alabilirsiniz. Mesela buna da yine 1 diyelim. 20-25 dakikalık sürede bir render alacak. Toplamda 8 saniye. 30 FPS ve Full HD bir çıktı olacak. Videonun sonunda animasyonu paylaşırım. Şimdi videoyu durduracağım. Render aldıktan sonra animasyonunu paylaşırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.